Tekrar hoş geldiniz Artist Mektebi'ne. Kuliste büyük bir heyecan yaşanıyor. Bir kulise dönelim bakalım ne oluyor. Bu sefer ses gelecek. Evet, belli oldu. Sesler geliyor. Bakalım kuliste kimler var. Evet, işte. Öğrencilerimiz orada. Nasıl atmosfer arkadaşlar? Ahmet, sende mi mikrofon? Bende mikrofon. Burada atmosfer mükemmel. Çok heyecanlıyız hepimiz. Devam ediyoruz. Herkes kendi görevini yerine getirmeye çalışıyor. Televizyona çıkmak nasıl bir duygu arkadaşlar? Hadi Tülay sen söyle. Ben hala inanamıyorum. Heyecanlıyım. Hem de çok heyecanlıyım. İnanabilirsin. Şu anda milyonlar sizleri izliyor Kanal D ekranlarında. Bir alkış göndersinler mi size anlamanız için? Peki, çok teşekkürler. Hemen hadi hazırlanın. Yeni oyun için yeni oyun geliyor. Sevgili izleyiciler, sıradaki oyunumuz Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü adlı eserden. Bu eserde, bu küçük sahnede, kısa sahnede Kübra ve Elit başrolleri paylaşacaklar. Sizler ve jüri üyelerimiz değerlendireceksiniz. Kübra ve Elit'i yakından tanıyalım. Oyunculuk, dans ve şan arasında, yani bu derslerimiz arasında en çok şanı kendime yakın buluyorum. Çünkü eğitimim de onun üzerine olduğu için. Bu haftaki oyunumuz Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? Ben anne karakterini canlandırıyorum. Arkadaşım Elit de Gülseren'i oynuyor. Aslında Elit benden 4 yaş daha büyük ve o benim kızımı oynuyor. İlk önce galiba biraz frekansta problem yaşamıştık. Yani o belki beni annesi olarak görmüyordu, ben de onu kız olarak görmüyordum. Gül gibi, gül gibi, gül gibi. Deliriyorsun değil mi? Ateş böcekleri yüzünden. İlk defa canlı yayına çıkacağım için tabii ki de böyle bayağı bir endişem var. Çünkü normalde çok heyecanlı bir insanım. Yani heyecanlandığım zaman kelimeleri normal hayatta da unutuyorum, konuşamıyorum. Evet evet, ateş böcekleri yüzünden. Adam senin deli olduğunu anladı, koydu kapına, ne değil mi? Drama olduğu için ben ilk başta birazcık çekinmiştim. Çünkü hani komedi daha fazla akılda kalır falan diye düşünmüştüm ama hiç öyle değil. Çünkü 8 tane komedi var, 2 tane dram var şu an yarışmada bu hafta. Bu yüzden bir kere bir avantajımız var. İkincisi, Türk halkı dramı sever. Dizilerin çoğu komedi değil, dram. Buradan da bir avantajımız var diye düşünüyorum. Ve adam öldü biliyorsun. Ama benim canımı bağışla istersen. Bırak şimdi bunları. Ben profesyonel dansçı değilim ama son derece yetenekli olduğumu ve hani yapabileceğimi yaptığımı da düşünüyorum. Kübra ve Elit'i biraz daha yakından tanımış olduk. Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? Gerçekten muhteşem bir tiyatro oyunu. Ama size sahneyi birazcık izah etmek istiyorum. Gülseren herkesten farklıdır. Hem çok zekidir hem de çok duyarlıdır. Durum böyle olunca da hayatla başa çıkması çok daha zordur Gülseren'in. Bir gün kocasını terk eder ve baba evine döner. Aslında o hep ateş böcekleriyle yaşayan küçük bir kız olarak kalmıştır belki de. Alkışlarınız Elit ve Kübra için. Gülseren. Anne. O elindeki ne? Hoş geldin demeyecek misin anneciğim? Soruma cevap ver, o ne? Bavul. Kocan. Ha yok, o bavula sığmadı anneciğim. Ateş böcekleri yüzünden değil mi? Hayır anne, orada ateş böcekleri yoktu. Evet evet, ateş böcekleri yüzünden. Adam senin deli olduğunu anladı. Koydu kapının önüne değil mi? Hayır anne. Ne oldu peki? Beni dövdü. Nasıl Ne olmuş yani, dönmüşse kız herkes karısını döver. İnsan bunun içine bir terk eder mi? Ateş böcekleri değil mi? Adam senin deli olduğunu anladı. Bastı sopayı değil mi? Hayır anne, hayır. Sadece benim her şeyi bilmeme deli oluyordu. Hepsi bu. 8,5 aylık evliliğimizi şu cümleyle özetleyebiliriz. Sen zaten her haltı bilirsin Gülseren. Mesela dün gece oturmuş hesap yapıyordu.
5,5 saat uğraşıp 25 ile 56'yı çarpamayıp intiharın eşiğine geldiği sırada yardımına koştum. Ve 1400 dedim. Bu da benim sonum oldu. Sebep? Önce sağ ol dedi. Teşekkür edemez, bunlar benim için çocuk oyuncağı dedim. Bunun üzerine tartışma başladı. Sen salak mısın yani ile başlayan konuşması içinde şu cümleler vardı. Ulan sen kendini bir şey mi zannediyorsun? Ben olmasam var ya açlıktan ölmüştünüz. Ve son olarak ulan ben senin ha diye başlayan bir cümle vardı ama sonunu tam olarak duyamadım. Çünkü cümlenin sonu tokat sesine denk geliyordu. Ama galiba seninle ilgili bir şeydi anneciğim. Hala diyorsun, annenin ne olması lazımdı? Kız bunun için mi terk ettin yani evi? Anne, sen var ya, bir gün benim mezarımın başına gelip diyeceksin ki... Gülseren, bunun için mi ayrılıyorsunuz yani? Yavrum, bu tip ölümler her ailede olur. Bunun için yuva yıkmaya değer mi? Kocanın öldürdüğü yerde gül biter yavrum. Sus be sus, abuk sabuk konuşma mezar filan. Anne, hatırlıyor musun? Babam sana hep şey derdi. Hanım, senin bu E'lerin adamı öldürür. Ve adam öldü biliyorsun. Ama benim canımı bağışla istersen ha. Konuşma be. Anne, sen belki farkında değilsin ama sen her E deyişinde dillerin arasından kocaman apartman büyüklüğünde bir E harfi insanı kovalıyormuş gibi oluyor. Ne? Boş ver. Önemli olan şu. Sadri'yi terk ettim. Çünkü artık et kokusuna dayanacak gücüm kalmamıştı. Ne kokusu? Sadri'nin her yeri çiğ et kokuyordu anne. Kokacak tabii kızım. Adam kasap. Ben niye şaşırıyorum ki? Bu kız deli. Hem de zır deli. Sen git. Gül gibi kasabı bırak. Anne lütfen. Ay her şeyi söyle, her benzetmeyi yap ama gül gibi deme. Antikot de. Ne bileyim, koç yumurtası gibi adam de ama gül gibi deme. Gülseren. Hı. Yavrum. Çok canın yandı mı? Ne? Dayak yerken yani. Bir şeyin yok ya. Yok anneciğim, iyiyim ben, merak etme sen. Merakından soruyorum, doğru söyle. Kız ateş böcekleri yüzünden değil mi? Gül gibi kasabı bıraktın değil mi? Gül gibi deme anne. Hayatım boyunca et kokan bir adama gül gibi diyemezsin. Derim. Diyemezsin. Derim işte, diyorum. Gül gibi, gül gibi, gül gibi. Anne sus, deli etme beni. Ben ne edeceğim be? Sen doğuştan delisin. Ben deli değilim. Delisin. Değilim. Delisin efendim. Bal gibi de delisin. Gül gibi de delisin. Gül gibi, gül gibi, gül gibi. Deliriyorsun değil mi? Ateş böcekleri yüzünden. Onlar delirtti seni. Hani... Kim görmüş ateş böceklerini? Ben görüyordum. Baban da görüyordu. Ama sen doğuştan kör olduğun için hiçbir şey görmedin anne. Hayatın sürekli şikayet edip homurdanmakla geçti. Sen kimseye seni seviyorum demedin. Kimsenin yanağını okşamadın. Hiç ağlamadın bile anne. Senin gözyaşın yok anne. Kalbi sıkışıyormuş. Senin kalbin yok ki. İşte bu yüzden ölemiyorsun da. Herkes öldü. Herkes. Ama sen ölemiyorsun. ...75 yaşındasın ve çektiğimiz bütün acıların başında durmuş nöbet tutuyorsun. Seni seviyorum anne. Ölsene artık. Elit ve Kübra'yı tebrik ediyoruz.
Evet, çok duygusal bir sahneydi gerçekten. Aydın abi. Çok çok iyiler. Yani Kübra Zavallı yani bu kadar büyük bir şey oynaması, yaş oynaması kurahattan dolayı. Ama gene altından çok iyi kalktı bence. Kaç yaşındasın? Duygulandırdı insanları. 19, oynadığın karakter? 75. 75 yaşında bir karakteri oynadı. Gerçekten zorluydu. Sesini falan hiç egzajer etmedi. Sesini abartmadı. Bakanı tebrik ediyorum. İkisi de çok iyiydi. Ben çok duygulandım. Sağ olun Adin abicim. Nurgül Hanım nasıl buldunuz sahneyi? Ya Kübra'ya yazık olmuş tabii, yazık yani. çok zor ama başarılıydı. Elif harikaydı. Elit. Çok başarılıydı. Evet. Ha Elit, pardon. Çok başarılıydı. Yılmaz Erdoğan'ı ben çok seviyorum. Gerçekten. Yazar olarak. Çok bir alkış gönderelim gerçekten, evet. Yılmaz Erdoğan'a. Çok önemli bir kadın, çok önemli bir sanatçı. Yani önemli olan dertlerini doğru bir şekilde anlattılar. Duygularını bize geçirdiler. Ben gerçekten çok duygulandım. Çok başarılı buldum. Teşekkür ediyoruz. 90-90. 90-90. Yerde bile Nurgül Yeşil Kaldan puanlar. Sinan abi nasıl buldun sahneyi? Tabii aslında 19 yaşındaki bir kıza 75 oynatınca evet. Yazık bu kadar oluyor. Evet. Ama gerçekten iyi, çok iyiydiler. Çok gerçekten üstün bir performans vardı. Yılmaz'ın oyununun en iyi yeri burası mıydı bilmiyorum. Çünkü ben oyunu seyrettim ve evet. Çok daha heyecanlı yerler vardı. Tabii ki. Hanımefendiyi, anneyi oynayan değil evet. Ama genç kızı oynayan hanımefendiyi çok tebrik ediyorum. Çünkü bütün duygularıyla oynadı. Şu anda puan vermek zorundaysam eğer söyleyeyim. Zorunda değilsin ama istersen birazdan da söyleyebilirim. O niye öyle? Sonra niye söylüyoruz? Yani esasında böyle bir kural yok. İstersen şimdi de söyleyeyim. Yok, bence sonra söyleyeyim. Peki tamam oldu o zaman. Müjde Hanım. Evet, çok çok iyiydi. Çok çok iyiydi. Geçişler bence çok çok iyiydi. Yani bayağı bir profesyonel oyuncu seyreder gibi seyrettim. Ben oyunu seyretmemiştim ama herhalde çok iyi oynanan bir oyun. Çok iyiydin. Çok iyiydin. Tabii... Kübra, Sinan'ın da dediği gibi yani bedeni bile o yaşlı kadını benzemiyor, olmuyor. Uydurmaya çalışıyor. Ama gene de fena değildi. Burada kısacık bir bilgi vereyim. İlk haftaya mahsus kura çektirdik. Ama ikinci bölümden itibaren rol distribüsyonu biz eğitmenlerle beraber yapacağız. O yüzden daha kısa çubuğu yaşlarına... Kübra çekti herhalde. Efendim? Kısa çubuğu o çekmiş. Aynen yani. Öyle oldu. Evet, aynen öyle oldu. Ama bence gene de çok iyilerdi. İkisi de çok iyiydi. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Benim çok sinirlendiğim bir şeydir. Bu filmlerde boş bavul taşınır. Sahneye boş bavulla geldin. Ben hemen onu gördüm. O oyuncuyu çok etkiler. Yani sanki böyle pikniğe gidiyormuşsun gibi olursun. Onun için bir daha bavulunu doldur da gel. Tamam. Çok önemli, çok çok önemli. Bizler için de çok önemli bu. Müjde Hanım, o zaman puanlarınızı alalım lütfen. Evet, 70 ve 90. 70 ve 90, çok güzel. Sinan abi. Benim düşüncelere daldı Sinan Çetin. Hanımefendi 40, hanımefendi 50. 40 ve 50 evet. Geldi. Teşekkürler. 90-90 Nurgül Yeşilçay'dan. Bu ne ya? Bu ne? Eğer siz de yarışmacılarımıza oy vermek istiyorsanız Elit için cep telefonlarınıza Elit yazıp 10-20'ye gönderiyorsunuz. Kübra için de Kübra yazıp 10-20'ye gönderiyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Az sonra başka performanslarda izleyeceğiz sizleri.